Bu parçadan hareketle metinler arasılıkla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Öğrencilerim metnin şu kısmında bir yazar başka bir yazarın metninin parçalarını kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden yazar. Yani başka bir metnin parçalarını alacak, kendi bağlamında değerlendirerek tekrar yazacak. Yani kendisinden öncekinden izler taşıdığını söylüyor. Metinler arasılık her söylemin başka bir söylemi yinelediğini yani tekrarladığını, tekrarlayarak yazıldığını söylüyor. Her yazınsal metnin daha önce yazılmış olan metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını. Yani siz bir metin yazıyorsanız daha önce yazdıklarınızdan mutlaka izler taşırsınız diyor. Bakın cevabımız C şıkkı olacak. Her metin açık veya kapalı bir biçimde önceki metinlerden yazınsal gelenekten izler taşır. Burada da tam olarak onu söylüyor. Yazınsal metinlerden ayrılamayacağını, ayrı olarak yazılamayacağını, yinelendiğini, onlardan izler taşıdığını söylüyor. Onun için cevabımız Ceyhan. Peki hocam diğerleri neden olamaz? Mesela Edirne iyi bir çeldiriciydi. Ona odaklanalım. 60'lı yılların sonundan başlayarak tüm yazınsal türlerde vazgeçilmez bir öge olarak kullanılmış. Tüm yazımsal türlerde kullanmıştır diyor. Yani romanda kullanmış, hikayede kullanmış, masalda kullanmıştır diyor burada. A şıkkının daha doğrusu metnin şu ilk kısmında buna odaklanmış olabilirdiniz. Metinler Arasılık 60'lı yılların sonlarından başlayarak her yazınsal çözümlemenin zorunlu bir aşaması olmuş. Bakın burada yazınsal çözümlemelerde kullanmıştır diyor. Burada yazınsal türlerde kullanılmıştır diyor. Aynı şey değil. Onun için bunu eleyeceğiz. A şıkkında diyor ki her söylemin başka bir söylemi yinelediği bu tekniği kullanan yazarlar özgünlükten gitgide uzaklaşmıştır. Evet şurada yinelediklerini söylüyor ama özgünlükten uzaklaştığını söylemiyor arkadaşlar. Onun için bunu da eleyebiliriz. Bu arada özgünlüğe dikkat edelim. Özgünlük kimseye benzemeyen, kendine has olan, kimsenin ayak izine basmayan ya da bir metne kendi mührünü, kendi imzasını atan insanlara özgün insanlar denir. Ama burada özgünlükten uzaklaştığını söylemiyor. B de diyor ki geleneğe olan saygının işareti yukarıda saygıyla alakalı tek kelime bile geçmiyordu. Denizli'de yine geçmişe saygı göstergesidir diyor. Yine geçmişe duyulan saygıyla hiçbir alakası yok. Onunla alakalı bir ifade geçmiyordu. Yani bu metinde saygıdan bahsetmiyordu arkadaşlar. Yine değinilmiştir. Metin çok ilgi çekici. Çok öğretici, onun için metni beraber bir okuyalım. Tarihte yazı tura atarak çözülmüş bütün anlaşmazlıkları hayal edin. Muhtemelen katılanların pek azı olasılıkların eşit olmadığını biliyordu. Yani biz yazı turayı atıyoruz, para yazı mı gelecek, tura mı gelecek zannediyoruz ki eşit ama aslında iş öyle değil diyor. Konu 2004 yılında matematiksel bir analiz gerçekleştiren Pertti ise göre atılan bir bozuk paranın yazı gelme olasılığı %80. Yani yazı gelme olasılığı daha yüksek. Bunun sebebi bozuk paranın tura tarafının biraz daha ağır olması ve bu sayede kütle merkezini kaydırarak yazı gelme ihtimalini artırması. Yani tura tarafı daha ağır olduğu için aşağıya doğru çekiyor diyor ve yazı yukarıda kalıyor diyor. Bir bozuk parayı döndürerek atmakta benzer bir sonuç getirebilir. Eğer parayı havaya atar ve sert bir yüzeye düşürürseniz, para genelde yere düşmeden önce döner. Bu şekilde yazı gelme olasılığı daha da artar. Bakın cevabı direkt şurada söylüyor. Bunun yanında bozuk para üzerindeki kir hangi yönde birikmişse paranın o tarafının ağırlık merkezi üzerine taşıdığı söylenebilir. Yani diyor ki kir eğer yazı tarafına yoğunlaşırsa yazı tarafı ağır basar. Tura tarafında kir yoğunlaşırsa tura tarafında ağırlık merkezinin kayacağını söylüyor. Şu kısımda. Bakın değinilmiştir dediği için direkt cevabımıza gelelim. Paranın üzerinde biriken kirin kütle çekim merkezini etkilediğine zaten burada onu söylüyor. Bozuk para üzerindeki kir hangi yöne birikmişse paranın o tarafının ağırlık merkezi yani kütle çekim merkezi o tarafa doğru kayar diyor. Onun için bunu söyleyebiliriz. Peki hocam diğerleri neden olmaz? Parayı kullanarak pek çok kişinin hileye başvurduğu Bakın burada hileye başvurduğunu söylemiyor. İnsanların bilmediğini söylüyor. Yani insanlar adaletli olsun diye yazı tura atıyor. Ama işte burada bir aslında haksızlık var ama insanlar bunun farkında değil. Onun için biz buna hile diyemeyiz. Hile bilinçli yapılan bir durumdur. Yazı tura atmanın büyük anlaşmazlıkları çözümleyebileceğine, büyük anlaşmazlıkları çözümlediğine dair bir ifade yok. Bozuk parayı döndürerek atanların bunu hile amacıyla yaptığına, Bakın bunu döndürerek atıyorlar ama amaçları hile yapmak değil çünkü bilinçli bir durum söz konusu değil. Paranın tura tarafının ağır olduğunu 2004 yılına dek bilinmediğine. Böyle bir şey söylemiyor arkadaşlar. Bozuk paranın yazı gelme ihtimalinin %80 olduğunu 2004'teki çalışmada birisi söylüyor. Ama öncesinde başkaları bunu biliyordu, bilmiyordu. Buna dair bir bilgi yok. Onun için bunu da eleyebiliriz arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Değerli öğrencilerim, cevabı şurada doğrudan veriyor. Diyor ki: Maymunlar üzerinde yapılan deneyler, sevdikleri gıdalardan biri olan elma suyu verildiğinde yoğun bir biçimde salgılanan dopamin, bakın maymunları buluyorlar, maymunlara elma suyu veriyorlar ve maymunlar müthiş derecede dopamin salgılıyorlar. Peki devam edelim. Elma suyu seansları tekrarlandıktan bir süre sonra azaldığı görülüyor. Ya yani sürekli elma suyu, elma suyu, elma suyu, elma suyu, elma suyu ...cılkını çıkarıyor. Ondan sonra maymun diyor ki: "E dur yeter daha artık her şeye de dopamin salgılayamam." diyor. O olay azalıyor. Yani dopamin salgılama olayı azalıyor. Diğer yandan maymunlara elma suyu verilmeden bakın cevap burada. Elma suyu verilmeden önce ona eşlik eden bir müzik dinletildiğinde. Bakın elma suyu veriyorum. Elma suyu verirken de yanında Müslüm Baba dinletiyorum diyor. Müzik dinletiyorum. Veya bir işaret verildiğinde bir süre sonra elma suyu yerine beyinlerin o müziğe veya işareti tepki vermeye başladığı görülüyor. Yani elma suyunu da veriyor, müziği de veriyor ama artık elma suyuna dopamin salgılamıyorlar. Neye dopamin salgılamaya başlıyorlar? Oradaki müziğe dopamin salgılıyorlar. Yani her haz veren şeye eşlik eden durum, haz veren şey nedir? Elma suyudur. Ona eşlik eden durum nedir? Müzik bir süre sonra haz nesnesinden daha etkili olur. Bakın ne yapıyor? Elma suyuna tepki vermiyor ama oradaki müziğe tepki veriyor. Yani haz veren nesneden daha etkin hale geldiğini müziğin söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa. Peki diğerleri neden olamaz? A'da diyor ki markalar satış stratejilerini belirlerken dopamin salgısındaki hareketliği gözlemlemiştir. Markaların böyle bir şey gözlemlediğine dair bir ifade yok. Bakın markalarla ilgili ifade şurada geçiyor. Diyor ki markalar ürünlerin kendisinden çok daha önem taşır diyor. Ama markaların böyle bir eylem yaptığını işte dopamin salgılayan hareketliliklerini vesaire bunları ölçtüğüne yönelik bir bilgi yok. Devam ediyorum. C'de diyor ki müşterilerin görsel algıları üzerine çalışan markalar ürünlerini daha kolay pazarlamışlardır. Markalar zaten sadece şurada geçiyor. Böyle bir bilgi de yok. Görseller üzerine çalışanların daha çok kolay pazarladığına dair bir ifade yoktu. D de diyor ki sürekli olarak aynı ambalajların kullanması ürün pazarlaması üzerinde olumsuz etkiye neden olur. Sürekli aynı şeyi kullanırsak ürünü pazarlayamayız diye bir bilgi hiçbir şekilde yukarıda geçmiyordu. Az veren durumlarda sargılanan dopamin haz unsuru var oldukça salgılanmaya devam eder. Yani elma suyu var oldukça salgılanır diyor. Ancak dikkat ederseniz burada diyor ki eğer elma suyunu tekrar 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 verirsen seansları tekrarlarsan bir süre sonra azalıyor. Demek ki gittikçe azalan bir durum var. O zaman bu sonda bulabilir. Yani sonsuza kadar ona elma suyuna dopamin salgısı üreteceğinin garantisi yok. Onun için bunu da çıkaramayız arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Bu parçadan face up ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Bir de kullanıcılar arasındaki ortak yönleri belirlemektedir. Değerli öğrencilerim ona şuradan ulaşabiliriz. Bu bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, birbirine olan benzerlikleri, yani birbirine olan benzerlikleri nedir arkadaşlar? Ortak yönleridir. Bu benzerlikleri ve sesleri de var. Demek ki ortak yönleri üzerine odaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz, bire ulaşabiliriz. Güvenli bir uygulama olmayışı kullanıcıları kuşkulandırmaktadır. Yukarıda güvenli olmadığına dair bir ifade geçmemekle birlikte kullanıcıların kuşkulandığına dair tek kelime bile geçmiyor arkadaşlar. Onun için ikiyi eleyebiliriz. 3'te verilerin saklanma nedeni yeterince açık değildir. Bakın o da şurada geçiyor. Hizmet şartları ayrıca FaceApp'ın kullanıcı verisi uygulamadan silindikten sonra bu veriyi saklamaya devam edebileceğini de söylüyor. Bakın diyor ki biz verilerinizi saklayacağız. Sildikten sonra bile saklamaya devam edeceğiz diyor. Peki neden saklıyorlarmış? Şirket bu verilerin belli yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla tutulabileceğini söylüyor. Yani belli yasal zorunluluklar var. Onlar için biz bunları yapıyoruz. Peki açık mı? Hayır belli yasal zorunluluklar hangi yasal zorunluluklar belli mi belli değil. Onun için burada açıklık durumuna aykırı davrandıklarını söyleyebiliriz. Hatta devamında diyor ki fakat ne kadar uzun süre tutulabileceği konusunda sınırlama da yok diyor. Yani kafalarına göre tutarlar diyor. Ama neden tutuyorsunuz dediğim zaman belli yasal zorunluluklar var ondan tutuyoruz. Ama açıklık var mı? Yok. Onun için yeterince açık değil. Yani kısmen açık belli yasal zorunluluklar çerçevesinde. İçeriği ne? İçeriği yok. Onun için bunu da söyleyebiliriz. Yüklenen fotoğrafların kullanımı ticari amaçla sınırlı değildir. Yani ticari amaç dışında da kullanılabilir diyor bu seçenek. Bakalım ticari amaç dışında kullanılabiliyor muymuş? O da arkadaşlar şurada var. Diyor ki FaceApp'ın hizmet şartları şirkete kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraf ve diğer bilgileri Ticari amaçlarla kullanma izni veriyor. Bakın ticari amaç dışında kullanılacağına dair bir bilgi yok. Onun için ticari amaçla sınırlı değildir ifadesi doğru değil. Çünkü burada sadece ticari amaçla kullanma izni verdiğini söylüyor. Onun için bunu da eleyebiliriz. Devamımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlardan hangisine ulaşılabilir? Antik Asur tabletlerinde bilinen en eski Aurora tasvirleri bulundu. İsa'dan önce 655-679 yılları arasında kehanetleri saptamak üzere saptamak amacıyla yani kehanet dediği geleceğe yönelik acaba ne olabilir? Gelecekte neler olabilir? Bunu öğrenmek adına Asur kralı tarafından hazırlatılan bu tabletlerde gökyüzünün kırmızıyla kaplandığı, kırmızı bulutların geldiği şeklinde ifadelere rastlandı. Değerli öğrencilerim bakın burada arkeolojik bir çalışma yapmışlar. Bu arkeolojik çalışmada Asurların kralının bu tabletleri kehanet amacıyla yaptırdığını ölçmüşler. Demek ki arkeoloji tarih alakalı bize bilgi veriyor. Devamında bugün Aurora'nın kuzey enlemlerle sınırlı olduğu sanılsa da aslında Orta Doğu'da da gözlemlenebiliyor diyor. Yani enlemlerle alakalı, neredelerde olduğuna, dünyanın yapısıyla alakalı, dünyanın şekliyle alakalı, dünyanın hangi bölgelerinde olduğuna yönelik de bilgi veriyor. O zaman bu da coğrafyayla alakalı bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Demek ki arkeolojik kazılarla biz tarih, coğrafya gibi alanlarda bilgi edinebiliyoruz. Onun için cevabımız denizli olacak. Arkeoloji biliminin verileri farklı disiplinlerle ilgili konuların açıklığa kavuşturulmasında kullanılıyor. Hem tarihte hem coğrafyada kullanılıyor. Peki hocam diğerleri neden olamaz? Hemen diğerlerine bakalım. Dünyanın yapısındaki değişikliklerin çoğu, bakın şu iddialı bir ifade, arkeoloji alanında yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Dünyanın yapısındaki değişikliklerin çoğunun arkeoloji ile ortaya çıkarıldığını söylemiyor. Böyle bir ifade yok arkadaşlar. İsa'dan önce 7. Yüzyıla, yüzyılda krallar devletlerin önemli kararlarını gökyüzü hareketleri doğrultusunda almaktadır. Bakın burada geleceğe yönelik tahminde bulunmak amacıyla, geleceğe yönelik neler olabileceğini saptamak için bunu kullanıyorlar. Ama kararları bunlara bakarak aldıklarına yönelik bir bilgi yukarıda yok. Çünkü diyor ki devletin önemli kararlarını gökyüzüne bakarak almışlar. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar auroraların geçmişin bilinmesi günümüzdeki gök olaylarının anlaşılmasını sağlamaktadır. Böyle bir bilgi de yok. Biz auralar, auroraları öğrenirsek geleceği biliriz, bugünü biliriz gibi bir bilgi yoktu yukarıda. Burada tarihi belgeler doğru bilinen pek çok konunun aslında yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Bakın şurada bir yanılgı var. Kuzey enlemlerle sınırlı olduğunu düşünüyorlar ama Orta Doğu'da da olduğunu ortaya koyuyor. Ama burada diyor ki pek çok konu yanlış anlaşılıyor diyor. Oysa pek çok konu yok. Burada bir tane konu var arkadaşlar. Pek çok konu dediği için bu da yanlış. Bu parçada anlatılanlardan hareketle hangisine ulaşılabilir? Değerli öğrencilerim, son kısımda net bir şekilde cevabımızı veriyor. Bakın şurada diyor ki dinleyicilerin yaklaşık %19'u müzik çeşitliliği çok fazla olduğu için yeni şarkılara Yeni şarkıları seçemediğini söylüyor. %16'sı yeni müzikler keşfetmek için özel bir zaman gerektiğini ancak buna ayıracak vakitlerinin olmadığını söylüyor. Yani yeni şarkılara uzak olduğunu söylüyor. %11'lik dilim ise çocuklarının küçük olmasından dolayı müzik seçimine ayıracak vakitlerinin olmadığını belirtiyor. Yani yaklaşık %47'si yeni müzik keşfetmeye ayıracak zamanlarının olmasını istiyorlar ama zamanları yok. Peki %47'lik kısım yeni müziğe zaman ayıramıyor demek. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Yapılan ankete katılanların yaklaşık %50'si yeni çıkan sanatçılara ve şarkılara hakim değildir. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü onlara ayıracak zamanları yok. Ya çocuklarla uğraşıyorlar ya zamanları yok. Ya da bunlar herhangi bir müzik seçecek kadar o donanıma ya da o ilgiye sahip değiller. Onun için hakim olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi A şıkkında diyor ki iyi bir müzik dinleyicisi yaşı kaç olursa olsun müziğe olan ilgisini kaybetmez. Yukarıda iyi bir müzik dinleyicisi müziğe ilgisini kaybetmez diye bir ifade hiçbir şekilde geçmiyordu. Onun için bunu eleyeceğiz. Yani metnin herhangi bir yerinde böyle bir bilgi yoktu. B şıkkında yaşın ilerlemesiyle birlikte insanlar yeni çıkan müzik türlerine mesafeli yaklaşmakta Bakın burada mesafeli yaklaştığını söylemiyor. Ayak uyduramadıklarını söylüyorlar ya da zaman ayıramadıklarını, çocuklarına zaman ayırdıklarını vesaire söylüyorlar. Yani ben yeni müzik türünü istemiyorum. Benden uzak olsun demiyorlar. Biz onlara ayak uyduramıyoruz diyor. Zaman ayıramıyoruz diyor. Onun için bunu da eleyebiliriz. C şıkkında ileriki yaşlardaki insanlar eski anılarına bağlılık duydukları kadar eski şarkılardan da kopamazlar. Böyle bir genelleme yapmıyor. Evet %60'ının tek düze olarak yaşadığını, tek düze şarkılar dinlediğini söylüyor ama hiçbir şekilde onlardan kopamadıklarına dair bir bilgi yok. Bu arada metnin sonunda şu tek düzeyle alakalı birkaç kavram söyleyeceğim. ÖSYM bunları kafaya takmış durumda. Çok soruyor. Dikkat edelim. Denizli'ye bakalım. Yeni müzik türleri belli bir yaşın üzerindeki kişilere hitap etmemekte, onlar tarafından hoş karşılanmamakta. Yani insanlar yeni müzik türlerini hoş karşılamıyor, beğenmiyor değil seçemiyor, ayak uyduramıyor. Onun için hoş karşılamadıklarını da söylemiyordu yukarıda. Şu tek düzey ifadesini şuraya alayım biraz açıklayayım. Arkadaşlar tek düze, monoton, yetnesak bu üç kelime de ÖSYM'nin çok kullandığı kelime. Bakın tek Türkçe'de bir demektir. Mono Latince'de bir demektir. Yek ise Farsça'da bir demektir. Tek düze hep aynı olan yani bir rengi olan, bir tonu olan, sıkıcı, hep aynı olan şeyler için kullanılır. Monoton yani tek türlü olan, tek düze olan, monoton olan, yeknesak olan, sıradan olan, hep aynı birbirini takip eden unsurlar için kullanılır. Yine aynı şekilde yeknesak da aynı. Demek ki tek düze, monoton, yeknesak farklı dillerden gelmelerine rağmen kesinlikle hepsi de sıkıcı sıradan anlamına gelen üç unsur ÖSYM bunları çok soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar.